Uzun zaman sonra herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube'a uzun zamandır düzenli içerik üretemiyorum çünkü hayatımın yoğunluğu fazlalaştı. Mesela psikoloji hesabım 2380 takipçiye ulaştı ve oraya her gün içerik üretmeye çalışıyorum. Reels üretmek çok kolay gibi gözüken zor bir şey aslında. Bununla birazcık vakit harcıyorum. Onun dışında kemandan özel ders vermeye başladım ve sokakta keman çalıyorum. Dolayısıyla upuzun, yoğun, yorucu bir yaz tatili geçirdim ama her şeye rağmen çok keyifliydi. Yarın akşam Sivas'a döneceğim ve dönmeden önce size uzun yolculuklarda yapabileceğiniz 14 şey önerisi vermeye geldim. Neden 14 madde derseniz de Denizli-Sivas arası tam tamına 14 saat sürüyor. Ben de bundan esinlenerek 14 tane madde hazırladım. O zaman hadi başlayalım. Birincisi, kitap okuyun. Herkesin önerdiği gibi ben de kitap okumayı tabii ki de önereceğim. Peki hangi kitabı okuyun? Ben bu aralar Celal Şengör'ün söyleşisinden oluşturulan bir kitap okuyorum. Bu kitabın ismi Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor. Celal Şengör'ün popülerleşmiş bir sözü oldu artık bu. Bu kitap bence çok güzel, yolda da okunabilir. İki, film izleyin. Ben son zamanlarda Mavi Mucize ve Büyük Olta adlı iki tane film izledim. İkisi de benim için çok ilham verici ve güzel filmlerdi. Netflix'ten bunları izleyebilirsiniz. Bunun dışında bana son zamanlarda önerilen Türk İşi Dondurma diye bir film var. Onu da çok merak ediyorum. Belki izleyebilirim ben de uzun yolculukta. Size de önermiş olayım ve bu filmi izlediyseniz lütfen yorumlara fikirlerinizi yazın. Ben de merak ediyorum çünkü hala izlemedim. Üçüncüsü dizi izlemek. Mesela Kulüp dizisinin yeni sezonu çıktı. Netflix kullanıyorsanız yine oradan izleyebilirsiniz. Onun dışında 4, uyku uyumak tabii ki. Uzun yolculuklarda uyuyabilen insanlar en şanslı olanlardır. Ben de biraz onlardanım galiba. Özellikle çift koltuklar boşaldığında gidip bir saat o çift koltuklara uzanıp dinlenmeyi çok seviyorum. Size de bunu tavsiye edebilirim. Yolu seyrederek notlar tutabilirsiniz arkadaşlar. Belki bir şiir yazarsınız, belki bir günlük yazarsınız, kendiniz için bir şeyler yazarsınız. Telefonunuz elinizde, telefonunuzun notlar kısmını açın ve içinizden geçen her şeyi yazın. Yolda gördüğünüz şeyleri yazabilirsiniz. İlginizi çeken farklı şeyleri, o an aklınızdan geçenleri, hissettiklerinizi. Bu bayağı bir vakit geçirmek için size fırsat verecektir. Yanınıza mutlaka sokak hayvanları için mama alın, kedi köpek mamaları. Çünkü dinlenme tesislerinde genelde sokak hayvanları oluyor ve onları beslemek sizi çok mutlu edebilir. Dinlenme tesislerinde de yapacak bir aktiviteniz olmuş olur diye düşünüyorum. İkinci maddeye geldiğimizi yine bilmiyorum ama yolda İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Kesinlikle reklam almadım, herhangi bir ücret almadım. Bu yüzden lütfen bana telif atmayın. Felix Training sitesinden bahsedeceğim birazcık. O sitede istediğiniz müziği, yabancı müzikleri klipleriyle birlikte izleyip aynı zamanda müziğin sözlerindeki boşlukları dolduruyorsunuz. Mesela müziği dinliyorsunuz, altında müziğin sözleri geçiyor İngilizce bir şekilde, boşluklar var. O boşluklara gelecek kelimeyi yandaki seçeneklerden seçiyorsunuz. Bu sizin listening becerinizi bayağı bir geliştiriyor. Çünkü hızlıca dinleyip, kavrayıp seçmeniz gerekiyor. Bunun dışında bir uygulama daha önereyim. Bu da yeni bir maddemiz olmuş olsun. WhoScreen uygulaması var. WhoScreen uygulamasında belki bileniniz vardır. Türk yapımı bir uygulama diyebiliyorum zaten. Hızlı hızlı sahneler akıyor ve bir sahnedeki repliği çeviriyorsun. Repliği duyuyorsunuz, sonra aşağıda seçenekler oluyor. Seçeneklerden repliğin çevirisini seçmeniz gerekiyor. Bu da kelime bilginizi çok geliştiriyor. Çünkü genelde seçenekler birbirine çok yakın oluyor. Sadece bir kelimesinin anlamı farklı oluyor. Duyarken bazen farklı bir kelime duyabiliyoruz ama yazılışı farklı olabiliyor. Ondan dolayı kelime bilginizi bence çok geliştiren bir uygulama. Eğer İngilizce çalışmak isterseniz de yolu bu şekilde verimli kullanabilirsiniz. Bir diğer maddemiz müzik dinlemek. Çok klasik bir öneri olabilir evet ama Spotify'da o kadar güzel müzik listeleri var ki bence mutlaka şans vermelisiniz. Mesela Cıvıl Cıvıl Yaz Şarkıları diye bir playlist var. Ben onu dinlemeyi çok seviyorum. Enerjimi inanılmaz yükseltiyor. Onun dışında Barış Akarsu'yu zaten çok seviyorum. Barış Akarsu'nun bütün şarkılarını dinliyorum ve size de dinlemenizi öneririm. Emircan İğrek'in şarkılarını bu aralar çok dinliyorum. Siz de kendi müzik zevkinize göre Spotify'dan birçok müzik keşfedebilirsiniz. Yine Spotify ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da yeni bir maddemiz olsun. Radyo tiyatroları dinleyin arkadaşlar. Bu alışkanlığı bana babam kazandırdı. Her yola gittiğimizde bir radyo tiyatrosu açar ve biz bunu dinleriz. Gerçekten Spotify'da çok güzel radyo tiyatroları var. Kısaları da var, uzunları da var. Nasıl dinlemek isterseniz. Ama bence lütfen mutlaka buna şans verin. Sahnede izlemek kadar keyifli olmasa da rolleri, replikleri o kadar güzel geçiriyorlar ki radyoya, yani işte Spotify'a dinlemeye. Ben gerçekten çok etkileniyorum. Podcast dinlemek de bir seçenek olabilir. Ben çok podcast dinleyen bir insan değilim. Daha çok üreten bir insanım. Birkaç tane podcast yayınlamıştım ama sonrasında çok başarılı bulmadığım için devam ettirmedim bunu. Bunların dışında tabii ki
bu platformu izleyin. Yani YouTube'dan videolar izleyin. Benim favori YouTube kanallarım Hikmet Anıl Öztekin'in kanalı, Sümeyra Çenet'in kanalı ve Tepki Kolik. Bu üçünü ben çok sık izliyorum ve her kanalın hemen hemen her videosunu biliyorumdur yani. Sorsanız, sınav yapsanız herhalde 100 alabilecek kadar biliyorum. Özellikle Tepki Kolik'i çok fazla izlerim ben. Size de önerebilirim. Bu üç kanalı daha önce izlemediyseniz de mutlaka izlemenizi öneririm. Yine işte Çilemak Ar olabilir, Hey Tuğba olabilir, Ecmen Soylu olabilir, Eylül Bahar olabilir. Sude Alkış yeniden video yüklemeye başladı. Onun videoları. Ya ben çok fazla YouTube'u takip ediyorum. Size de bunu önerebilirim. Hemen bir listeye bakıp geldim. 12 maddeyi bir çırpıda saymışız. Son 2 maddeye kadar gelmişiz. Eğer bindiğiniz otobüste koltukların arkasında tabletler varsa oraları bir kurcalayın. Belki güzel oyunlar bulursunuz. Bu da sizin vakit geçirmenize yardımcı olabilir. Ve son madde. Bu maddeyi aslında telefonunuza not alın maddesini anlatırken birazcık anlatmış oldum ama yolu seyredin arkadaşlar. Hayaller kurun. Araba plakalarına bakın. Bilmediğiniz araba plakalarını internete yazıp hangi şehre ait olduğunu öğrenin. Öğreneceğiniz her bilgi farkında olmadan size ufak tefek bir şeyler kazandıracaktır. Ve yolu seyretmek de bence çok ilham verici, hayal dünyanızı genişletici bir şey. Belki yazarlık, çizerlik yeteneğiniz varsa yolu seyredip yine resmetmeye ya da karikatürize etmeye vesaire de çalışabilirsiniz. Uzun yolculuklar boş vakitler değildir. Değerlendirebilirsiniz. Bol bol okuyup, bol bol bir şeyler izleyip, bol bol uyuyarak, belki de yanınızdaki abur cuburlardan yiyerek yolu keyifli hale getirmek mümkün. Peki siz hangi şehri kazandınız? Lütfen yorumlara yazın. Çok merak ediyorum abonelerimin nereleri kazandığını ve hangi bölümü kazandığını. Umarım bir süre sonra düzenli içerik üretmeye devam edebilirim. Aklınıza gelen YouTube video içerik fikirlerini aşağı yazabilirsiniz. Ben de onları sizin için çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.